Kardeşler, hepimizin hani derler ya kanını durdurdu. Kanımızı durduracak bir örneği Taha suresinden çok iyi hatırlıyor olmamız lazım. Allahu Teala Firavun'u tuğyan kelimesiyle anlatıyor. Tuğyan, tağa fiili, azmak, kudurmak gibi bir anlamı var. İnnehu tağa, azdı diyor Allah Teala. Firavun azdı. Hani yaramazlık yaptı, şirk yaptı. Azdı, azdı. İnsanlığı geçti. İnsan kesiyor bir defa ya. Ana rahmindeki çocuklar ileride hükümete isyan ederler büyüyünce diye ana rahminde çocuk öldürüyor. İlk kürtaj uzmanı adam. Böyle birisine bu durumunu anlattıktan sonra Allah Teala Firavun'un bu kudurmuşluğunu, rezil isyankarlığını anlattıktan sonra Allah Teala Musa aleyhisselam gibi Kelimullah, yani Allahu Teala'nın bizzat konuştuğu cümlelere, kelimelere kulağıyla muhatap olmuş bir peygamber. Ki her peygamber buna muhatap olmamış. 5 büyük kulundan birisi Allahu Teala'nın, o ve onun yardımcısı, kardeşi Harun aleyhisselam, ikisine Taha suresinde Allahu Teala bize ibret olsun diye anlatıyor. Firavun gibi kaba, zalim, despot, hain, çocuğa bile merhameti olmayan, kendi karısını bile çiviyle toprağa çakmış bir hain. Böyle birisini Allah iman edip etmeyeceğini bilmiyor muydu Firavun'un? Bilmez olur mu? Firavun'un aldığı nefeslerin nasıl nefes olacağını, Firavun'un yaratılmasına milyar sene önce bile varken Allah biliyordu. Ama buna rağmen en büyük 5 kulundan bir tanesini ve yardımcısı olan diğer peygamberini Firavun'un ayağına gönderirken Allah Teala İzhebe ila Firavne innehu tagâ. Musa ve Harun aleyhisselama şu Firavun'a gidin. Çünkü Firavun azdı. Allah buyuruyor. Ne yapmaya gidecekler? Nasihat etmeye gidecekler. Firavun'un adam olmayacağı belli. Ama senin görevin kıyamet günü o adam çıkıp peygamber bana nasihat etseydi belki biz de tövbe ederdik dememesini sağlamak. Gidin buyuruyor Allah Teala 43. ayetinde, Taha suresinin 45. 44. ayetinde de ne buyuruyor? Fekûlâ lehu kavlen leyyinen. İki peygamberine Allah emrediyor. Fekûlâ lehu kavlen leyyinen. Onunla yumuşak konuşun, tatlı konuşun. Kavli leyyin, yumuşak sözler kullanın. Ey çocuk katili diye manşet atmayın ona karşı. Kıyamet günü çıkıp demesin ki bana çocuk katili demişler, tansiyonumu yükseltmişler ya Rabbi, yoksa ben iman edecektim. Biliyor Allah, onun tansiyonu inse de çıksa da iman etmeyeceğini biliyor. Trilyonda bir de olsa özrü, haklı olabileceği bir tarafı olmasın istiyor Allah. Fekûlâ lehu kavlen leyyinen. Onunla yumuşak konuşun. Leallehu yetezekkeru ehu yakşâ. Belki aklını başına alır, belki Allah'tan korkar, siz yumuşak konuşun. Halbuki Firavun'la ilgili hükmü, kaderi yazdığında Allah, Firavun'un yaratıldığı Mısır toprakları bile yaratılmamıştı henüz. Dünyada okyanuslar oluşmadan Firavun'un akıbetini Allah yazmıştı. Buna rağmen Firavun'u imana davet etmek için gönderdiği 5 büyük peygamberinden birisine sen nazik ol diyor. Bu kudurmuş herif iman etmeyecek ama sen nazik ol. Leallehu yetezekkar. Yine de belki iman eder.
Belki aklını başına alır. Sen o mantıkla bak bu işe. Bu ne arkadaşlar? Musa hikayesi değil bu. Kur'an ayeti. Kime bu ayetler okunuyor? Kime okunuyor? Ümmeti Muhammed'in iman eden müminlerine okunuyor. Bunu okuyan bir insan bu çocuk adam olmayacak diye kaşlarını çatarak konuşabilir mi bir daha? Bu ayeti Kur'an'dan okuyan birisi 20 senedir alkol kullanan bu adamdan hayır gelmez olan şarap fıçısı cehennemde sen yanarken görüyorum diyebilir misin? Ebu Talib'e senelerce 13 sene yalvarmış bir peygamber son nefesinde sen de hayır yok zaten dedi mi? Diyebildi mi?